Büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından olası Marmara depremi nedeniyle gözler İstanbul'a çevrilirken, jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş, deniz tabanından geçen Karadeniz fayının deprem riski taşıdığına dikkat çekti. Türkiye'yi sarsan afetlerden sonra şehirlerdeki yapı stoklarının depreme dayanıklılığı gündemde yerini koruyor. Kahramanmaraş ve Hatay merkezi depremler ve komşu ülke Gürcistan'da 12 Şubat'ta 4,4 ile 3,6 büyüklüğünde olan iki depremin özellikle Rize ve Artvin'de hissedilmesi sonrası Karadeniz'de deniz tabanından geçen fay hattında deprem yaşanma olasılığı da gündeme geldi. Beklenen olası Marmara depremi nedeniyle tüm gözler İstanbul'daki risklere çevrilirken uzmanlar Karadeniz fayının deprem riski taşıdığına dikkat çekti. Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş Karadeniz fayının Bartın'da 1968 yılında 6,6 büyüklüğünde deprem ürettiğini belirterek 2019 yılında yayınlanan Trabzon ve Rize'nin deprem tehlikesi gerek yerel yönetim gerekse toplum tarafından göz ardı ediliyor, anlaşılmıyor. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama maalesef bir takım eleştiriler alıyoruz. Oysa biz 1996 ile 2019 yıllarında yayınlanan deprem tehlike haritaları arasındaki farkı anlatmaya çalışıyoruz. Bu fark nedir derseniz yeni haritada Trabzon'un deprem tehlikesi 2 kat artmış, Rize'nin de 3 kat artmıştır. Bu artış 1996 yılında yapılan ve 23 yıl yenilenmeyen deprem tehlike haritasından kaynaklanmaktadır. 23 yıl boyunca Trabzon ve Rize yöresinde inşa edilen yapılar bugünkü deprem yönetmeliğine aykırıdır ve deprem tehlikesine açıktır. Bu haritanın verdiği değerler sadece sağlam zemin içindir. Oysa bölgedeki zemin hem dolgu hem heyelan hem de plaj kesimindedir. Bu binalarla yapılar eski deprem yönetmeliğine göre yapıldığı için Trabzon ve Rize'deki tüm yapılar deprem tehlikesi altındadır. Rize'nin üçte biri zaten dolgu alanı üzerindedir dedi. Bektaş, 1996 yılında yayınlanan haritada hata yapıldığını öne sürerek Karadeniz sahiline paralel giden Karadeniz fayı 1968 yılında 6,6 büyüklüğünde bir deprem üretti ve o dönemde kaza olan Bartın'ı yıktı. Bartın'da yıkım olunca bu bölge o zamanki haritada birinci derecede deprem bölgesi ilan edildi. Karadeniz fayının yıkmadığı Trabzon ve Rize ise dördüncü derece deprem bölgesi yapıldı bu büyük bir yanlışlıktır. Gerek Bartın gerekse Trabzon aynı sismik zonda bulunuyor. Bartın ne ise Trabzon ve Rize de aynı derecede olmalıdır. Bu yanlışlık 23 yıl sonra değiştirildi. 2019 yılında yayınlanan haritada bütün Karadeniz sahili eşdeğer bir deprem tehlikesine sahip oldu. Bugün Trabzon ve Rize hangi deprem çekincesine sahipse Bartın da aynısına sahiptir. Bu yanlışlık 23 yıl boyunca Trabzon ve Rize'de sağlıksız depreme açık yapılaşmanın sebebi oldu. Muhakkak suretle deprem tehlike haritaları en az 5 yıl içinde yenilenmelidir. Yenilenmeyen haritalar 23 yıl boyunca Trabzon ve Rize yöresinde dolgular ve kıyı üzerinde sağlıksız yapılaşmaya neden oldu. Trabzon deprem bölgesi değildir algısı bugüne kadar herkesin de kabul ettiği sağlıksız bir yapılanmaya sebep oldu. Bunun düzeltilmesi ortadan kaldırılması lazım diye konuştu. Karadeniz fay hattında olası yaşanacak depremle ilgili öngörüde bulunan Bektaş, deprem tehlikesi haritaları depremin ne zaman ve nerede olacağını göstermez. İstanbul'da beklenen e, deprem derken Trabzon'da da her an bir deprem oluşabilir. Sonuç olarak depremin ne zaman ve nerede olacağını kimse bilmiyor. Tahmini zaman ve yer vermek gerekirse önümüzdeki 50 yıl içerisinde Trabzon'da olabilecek deprem %90 olasılıkla 6,6 yani Bartın depremine yakın bir deprem olur. %10 olasılıkla da bu depremden daha büyük olma olasılığı var. Ancak bu 6.6 deprem şiddeti ve yer sarsıntısı sağlam zemin için geçerlidir. Afat der ki bizim verdiğimiz bu değerlerin yanında mikro bölgelendirme çalışmaları yapmalısınız. Yani heyelan sahaları, dolgu alanları, dere yatakları ve zayıf zeminler için ayrı ayrı bölgelendirme yapmanız gerekir ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Bektaş, Afet Başkanlığı kurulacaksa tüm yerel yönetimlerde de kesinlikle il afet bilim kurulu oluşturulmalı, bu kurul yöneticileri bilgilendirilmeli ve deprem, heyelan, sel gibi felaketlerin zararlarını en aza indirgemek için yöntemler geliştirilmeli tavsiyelerinde bulundu. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bilim insanları da Gürcistan'daki depremlerin özellikle Rize ve Artvin'de hissedilmesine ilişkin yayımladığı Karadeniz'in depremselliği konulu bilgi notunda son 20 yılda Trabzon, Rize ve Ordu açıklarında büyüklükleri 2,5 ile 4,5 arasında değişen depremler yaşandığını belirterek Gürcistan'daki depremler Karadeniz fayının aktif olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle özellikle Karadeniz fayı göz ardı edilmemelidir demişti.